Verimli topraklara sahip olan Baba Eski'de tarım, hayvancılık ve sanayi ön plana çıkmaktadır. İlçede genellikle karpuz, ayçiçeği, buğday, kanola gibi tarım ürünleri yetişir. Merkez dışında büyükbaş ve küçükbaş besicilik yapılır. Özellikle unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında sütane işletmeciliği ve peynir imalatı, çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı, rafine, sıvı ve katı yağların imalatı yapılmaktadır. Bunların dışında mobilya imalatı da ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Baba Eski çok böyle tarımıyla, çok iyi kıvamlı topraklarıyla, bereketli topraklarıyla tarımı şu andaki neredeyse favorisi diyeceğim size. Yani ayçiçek dikimiyle, buğdayıyla çok ciddi, bereketli toprakların olduğu bir alan. Burada geldiğinizde ziyaret edebileceğiniz, sizi ilk gözünüze çarpacak olan işte çok eski bir camimiz olan 1400 yıllarından kalma Ali Cenit Camisi. Onun dışında Şeykan Deresi'nde var olan bir deremiz var. Bir hamamımız karşılar sizi. Küçük bir lokasyon olmasına rağmen çok ciddi, insanların çok bozulmadığı bir alana sahip olan, tarımdan beslenen, hayvancılıktan beslenen küçük bir yerdir Baba Eski. Burada buğday, çok ciddi olarak bir buğday üretimi yapılır. Ayçiçek üretimi yapılır. Onun dışında pancar şekeri üretilir, yani pancar dikimi. Çok geçmiş dönemlerde lahana ekilirmiş ama şu anda artık kendi yerini buğdaya bırakmış durumda. Yani hasat olarak çok ciddi hasatlar yapılır buğdayla. Eti gerçekten çok ciddi bir iğme kazanmıştır. Yediğimiz her şey neredeyse yerli pazarları olan, köylülerin getirdiği, diktikleri, ektiği, biçtiği ve sattığı ürünleri vardır. Hani doğal bir beslenme içerisindesinizdir burada. Biz buraya 7 ay evvel geldik. Yani 2023'ün 6. ayında geldik. Normalde İstanbul esnafıyız. Tekstil ve sanayiyle uğraşıyoruz. Gayrimenkul olarak burada da bir yer açalım kendimize. Burada yatırımcılarımıza hem sanayi arazileri, tarla arazileri, bağ bahçe arazileri, ev isteyenlere ev lokasyonu sunuyoruz. Yani burada şu anda bu işte meşgulüz. Son yıllarda inşaat sektörünün ülkemizdeki gelişmesini Baba Eski'de de görmek oldukça mümkün. Talep edecek kişiyle arzla talebi doğru birbirine lokasyon yaptırırsak evet satışlarımız var. İhtiyaca göre insanların şu andaki satma hali baktığımızda, yani bu Trakya bölgesine baktığımızda satışların çok ciddi pandemiden kaynaklı oluştu. Arkasından işte bir deprem lokasyonundan kaynaklı oluştu. Ama buralara şu anda İstanbul'un kaydığı, geldiği ve ticari alanların da yerleştiği bir lokasyon olduğu için evet satışlarımız oluyor. Biz bu noktada ciddi satışlar yapıyoruz. Sanayiye de, bağ bahçe isteyene de, tarlaya da, Trakya'nın her bölgesi çok güzel. Dolayısıyla satışlarımız oluyor. Baba Eski'de sivil toplum kuruluşları da ön plana çıkmaktadır. Özellikle TÜMKİAD şubesinin Baba Eski'de açılması ilçedeki ekonomik ve sosyal gelişmelere önemli katkılar yapmaktadır. Biz İstanbul'da birlikteydik. İstanbul'da yönetim kurulu üyesiydim ben. Baba Eski'ye gelince burada artık ilçe teşkilat başkanlığını aldık. Yani ilçe başkanlığını aldık. Burada şu anda var olan iş insanlarıyla, büyük ya da küçük var olan bütün iş insanlarıyla tek tek görüşüyoruz. Kendileri görüşmelerimizin neticesinde iyi şeyler çıkıyor. Çünkü TÜMKİAD insanların hem önlerini açmadan hem var olduğu koşullarda zorlandığı yerlerde onların ön kapılarını açmadan sıkıştıkları her noktada destek olan bir yapı TÜMKİAD. Biz de buradaki iletişim olarak bütün neredeyse hemen hemen işte çok büyük fabrikalarımız var. Bizim ticaret borsasındaki var olan Ünsal Bey'imiz,
işte var olan kendi bünyesinde barındırdığı iş insanlarıyla herkesle görüşmelerimizi yaptık. Şu anda bize çok sıcak bir dönüş var. Çok ciddi beklentileri var bizden.